Devrik Genel Başkan Güneydoğu turuna çıktı. Yeniden CHP Genel Başkanı olmak için harekete geçti. Trabzon ve Gaziantep ziyaretlerinde delegenin namzını yoklayan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yakın isimler üzerinden tüzük kurultayını seçimli kurultaya dönüştürmeye çalışacak. Kılıçdaroğlu'nun son kurultayda ilk turda aldığı 664 oyu yeniden toplayacağı güçlü olduğu belirtiliyor. CHP'de Eylül ayındaki tüzük kurultayının seçimli kurultaya dönüşmesi için parti içi muhalefetten gelen baskılar artıyor. Kılıçdaroğlu'nun Güneydoğu ve Doğu Delegesi ile arasını iyi tutarak süreci seçimli kurultaya dönüştürecek adımlar atacağı düşünülüyor. Organizasyonsa kendi döneminde kurulan Doğu Masası üzerinden yapılacak. CHP tüzüğüne göre 1368 delegenin 5'te 1'inin yani 274'ünün imzasıyla tüzük kurultayı seçimli kurultaya dönüştürülebiliyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Meclis Parti grubunda da 67 vekilin desteğini elinde bulundurduğu görüşünde birleşti. Öte yandan genel merkeze yakın isimlerse ise 2012'deki kurultayda Kılıçdaroğlu'nu devirmek isteyenler nasıl hüsrana uğradıysa bugün Özgür Özel'i devirmek isteyenlerin de aynı sonu yaşayacağı görüşünde.